Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail kara operasyonunda sinir gazı ve kimyasal silah kullanacak. İsrail'in kara harekatı kapsamında Filistin direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü. Middle East Eye haber sitesinin Filistinli direniş gruplarına yakın üst düzey Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'deki tünellerde ABD'li Delta gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi. Haberde, İsrail ve ABD'nin Hamas tünellerine girmek için onları hazırlıksız yakalamayı ve Hamas'ın elindeki 220 İsrailli esirin kurtarmayı umduğunu kaydetti. Plana göre, net bir zafer kazanmak için sinir gazı ve kimyasal silah gibi uluslararası yasaklı silahların kullanılacağı ileri sürülen haberde, tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak ifadelerine yer verildi. Haberde, bu iddianın ABD veya bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmediği vurgulandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı bir saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze şeridine saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308 asker, 1400 İsrailli'nin öldüğü, 5132 İsrailli'nin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6546 kişinin öldüğünü, 17439 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinli'nin öldüğü belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.